arkadaşlar, selamlar, nasılsınız? Şimdi akşam saatinde bir video çekmek zorunda kaldık. Normalde gündüz çekecektik ama hadi oruçtuk falan filan derken bir de akşam elektrikler gitti. Şimdi bir saat sonra elektrikler geldi. Yanımda bir güzellik görüyorsunuz. Kendisi benim yeğenim. Şimdi bugün diğer yeğenim de burada, şu an çıkmadı ama birazdan o da çıkacak. Beraber oyun oynayacağız. Anlat bakalım oynayacağız ve bunu size de göstermek istiyoruz. Herkese beşer tane soru soracağız ve onları bilmeye çalışacaklar. Şimdi benim zaten çok aklımda vardı hani yeğenlerimle de bir şeyler çekebilmek. O yüzden bugün çok güzel denk geldi. Aymina da burada. Aymina da kendini tanıtsın. Gel Aymina yanımıza. Dur Aymina, dikkat et. Selam de herkese. Selam. Bana hiç benzemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o bir muz kız. Ben ona göre daha esmer bir insanım. Oysa tamamen bembeyaz. Şimdi sen geç Aymina. Ondan sonra biz de oyun oynamaya başlayalım. Şimdi ne oynayacağız? Biliyorsunuz arkadaşlar, bu ara Survivor'da çok güzel bir bölüm var. Anlat bakalım. Yani aslında bizim önceden oynadığımız bir oyun neydi? Oyunun adı neydi Asude ya? Ne? Hayır, anlat bakalım'ın aslında şeydeki karşılığı. Yok ben. Yasak. Yani yasaklı kelimeler oluyor ya işte, hani onları söylemiyorduk. O oyunun adını şu anda unuttuk biz. Neydi anlamıyorum. Yorumlarda yazın. Aynen. Siz hatırlıyorsanız o oyunun adını yorumlarda yazın ama ben şimdi araştırıp bakacağım. Şimdi hatırlayamadığımız şey hatırladı. Survivor'da bu ara oldukça popüler olan Anlat Bakalım'ı ben şimdi yeğenlerimle oynayacağım. Ama aslında bu oyunun eski ismi ya da hepimizin bildiği ismi Tabu. Tabu oynayacağız yani arkadaşlar. Şimdi 5 tane Asude bana soracak. Ben bilmeye çalışacağım. Sonra Aymina bana soracak. Ben Aymina'ya soracağım. Böyle karşılıklı oynayacağız bakalım. Şimdi birazdan başlatıyorum. Çocuklarla oynadığımız için süre yok. Süresiz. Hadi başlayalım o zaman. Asude, ilk ben mi sana sorayım? Tamam, ilk sen bana sor. Tamam. Şöyle karşılıklı. Zaten görmezsin. Ya zaten bir sürü. Aynen, biz de zaten çıkıyoruz. Şimdi birinci kelime başlıyor. Tek kelime. Birinci soru başlıyor yani. Tek kelime. Bizim nefes almamızı sağlar. Burun. Değil. Ağız. Bunun fen bilgisinde de bir adı var. Hava. Kimyasal. Hava. Havanın... Egzoz. Hayır. Havanın şeydeki adı ne? Hava durumu. Hayır. Havanın dünyada... Oksijen. Aferin. Ben çok iyiyim de şu an. Bir. Asude. Şöyle burayı. Sen hani kitap okumayı çok seviyorsun ya. Evet. Bir masal var. O masalları bana söylesene. Masalları. Böyle tanıdık mı masallar mı? Küçük Prens. Pamuk Prenses ve Yedirciler. Ne var başka? Şu an hiç aklıma gelmedi. Kurbağa Prens. Ondan sonra Cinderella. Cinderella. Nasrettin Hoca. Cinderella'ya biraz benziyor bu. Pamuk Prenses değil mi? Değil. Cinderella. Bunu böyle şey yapıyorlar. Hep temizlik yaptırıyorlar falan. Böyle evin içinde. O Cinderella zaten. Ama o bir şeye dönüşüyordu. Prenses. Cinderella iken ya da prensesken bir şeye dönüşüyordu. Hizmetçi. Hizmetçi oluyordu. Onun adı neydi? Hizmetçidir yani. Bilemedim, bunu söylüyorum. Neydi? Kül kedisi. Ya. Ama burada şunu bildiğin için buraya bırakıyorum. Ben Cinderella diye tek okuyorum. Şimdi devam ediyoruz. Bunu boş ver. Şunu aslında kesin bilirsin. Şunu kesin bilirsin. Bir kutlama oluyor, tamam mı? Kutlamada pasta kesen şahıs. Kim pasta kesiyor? Parça olsa mesela atıyorum doğum günü çocuğu kesiyor şahısı. Peki o doğum günü değilse ne için pasta kesilir başka? Evlilik. Evlilik. Yani. Evlilikte kim olur? Kız erkek. Onların bir isimleri oluyor ama. Gelin damat. Evet, damat. Bildin. Bunu da bildin. Beşer. Evet. Üç tane. Aynen. Ay bu çok güzel. Şu an sizin evde de var. Küçücük. Ömer. Evet. Ömer. Ömer. Ömer bizim üçüncü yeğenimiz. Ömer ne? Bebek. Evet.
Şahıs falan. Tamam. Bunu da bildin. 3 oldun. Hemen bitiyor ya. 3 bilemedin. 3 bildin, 2 bilemedin. 5 oldu şu an. Tamam. Asude'yi uğurluyoruz şu anda. Asude ya da istersen tamam şimdi nasıl yapalım? Sen mi bana sorsan? Tamam. Tamam. Şimdi sen bana bence sor. Bence ilk ben anneler yapalım sonra senle yapalım. Bak ben şu anda bak şunu gördüm tamam mı? Sen bu kartı al aşağıya koy. Sonra sen bana sor. Bakalım bilebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Asude burada 3 tane bildi arkadaşlar. Maşallah ama Asude çok kitap okuyor o yüzden bilir kesin bilir yani. Kartları bana gösterme alacığım. Tamam. Ben halası oluyorum bu arada onların. Evet Asude, yasaklı kelimeleri de kullanmaman lazım. Tamam. Aymina gel sen de yasaklı kelimeyi kullandım ona bak. Şimdi halacığım. Biz elektriği ne yaparız? Elektriği az kullanmak için. Onun kelimesi şey, var. Tedarikli kullanırız. Yani evet, tasarruf. Evet. Bildin mi? Evet. Hayır, altına bak. Burada da yazıyor. Onu da okuyabilirsin. Yok İkinci onu ben soru. Yapamam. Tamam. Bir bildim şu anda. Haberlerde sonlarını gösterirler. Şu bölgede şöyle hava şöyle. Durumu. Evet. Çok iyi ben biliyorum. Mesela. Ben görmeyeyim. Tamam. Yok ben bunu anlatamam. Bunu buraya, tamam. Bunu alta koyalım. Mesela şu an biz AVM'lere gidemiyoruz ya. AVM'ler içinde eğlence olarak yani çocuklar olarak izleyeceğimiz şeyler nedir? Neyle? Tiyatro. Müzikal. Hayır. Gösteri. Popcorn falan alırız yemek için. Sinema. Evet. Bildin mi? Evet. 3 bir tane bilemedim. Son soracaksın bana şimdi. Tamam. Evet. Ganimet nerede bilmiyorum. Tamam. Onu geç. Ve kapat. Tamam. Ben görüyorum aslında. Büyük hani. Evet tamam. Evet söyle. Şöyle. Kesin anlatırsın sen ya. Şimdi. Kışları olur. Kar. Hayır. Bir dakika. Yedim. Kömür. Varmış. Ayı. Biz şöyle. Yaptığımız yer neresi? Kış uykusu. Hayır. Yatak. Evet yatak. Yatağın üstünde kışların ne zaman ne olur böyle ısınmak yorgan. Için? Evet. Yorgan bildin mi? Evet. Bildim. Bay bay. Ben 4 bildim. Bir tanem bilemedim. Evet. Tamam. Ben 4'üm. Sen 3'tün. Evet. Şimdi Aymina geliyor. Şimdi ben geri geleceğim. Evet. Aymina'dan sorular geliyor. Böyle. Ne yapıyorum ben şu anda? Kuçu kuçuyu çağırıyorsun. Kedi köpek. Kedi. Bitti. Tamam. Benim bildim. Ama bunu da koyuyor musun? İstersen ilk önce renkleri bitirelim. Yani yeşilleri sor. Bunu bildim. Bunu alayım. Bunu bir taneyi bildim. Sen çok şeysin. Şımarıksın. Sen çok. Zekisin, şımarıksın, safsın. Güzelsin, çirkinsin. Hayır. Hiperaktifsin. Sen çok şeysin. Kötüsün. Bir dakika. Şanssızsın. Bedbahtsın. Abi bence sen bunu anlatamazsın. Sen çok. Başka bir şeylerle sen hep hayatım. Böylesin ama. Tembelsin. Sen oyun. Oyun bitti. Ben kullandım. Birincide yazı. Şeydi. Onu bilemezdim ya. Şunu bilir misin? Hiç mızıkçı olmadığım için bilemiyorum. Senin babanın adı ne? Ay babana biz ne diyoruz? Dede. Dede. Evet. Birinci kelime. Dede Korkut. Nasıl bildin? Çünkü onu okumuştum. İki. İlk tane sordun ikisini de bildi şu an. Aynı hızlı olmalı. İki tane sordun. İkisini bildim. Bir taneyi bunu sen bilmem. Anlatamadın. Bunu anlatamam. Tamam. Onu devam söyleyeyim. Ediyoruz şu anda. Ben şöyle söyleyeyim. Sen Ay dedim ya. Pardon. Zaten tamam markaya koy. Değiştirme. Mesela sarılardan devam et. Ben şu an ama bunu gördüm. Aynen. Ama o çok kolaydı. Neden görüyorsun ya? Evet.
Devam devam devam, hızlı seri aymış. Aymina'nın küpeleri çok güzel. Bir partiye gittin. Hı hı. O bu ne? Elbise. Evet. Abiye. Tuvalet. Yok kolye kolye. Üstündeki şey nedir diye soruyor. Kıyafet. Giysi. Mesela partilerde falan giyiliyor. Dayanamıyorum ya söylemesine. Şık bir abiye elbise ya. Kostüm. Evet. Bildim. Kostüm. Kostüm abine bak. Evet. Ver. Çevirme. Bunu bildik artık. Altında sarılardan devam et. Sarı renkten devam et. Hı. Ay. Bu benim neyim? Burnun. Burun. Hı. Tamam. Duyu organı. Ne akar ne akar? Sümük. Ya. Sümük. Evet sümük. 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 Evet. Toz. Sümük. Sümüklü böcek. Evet. Çarp. Böcek diyemedim çünkü. Tamam. Tamamdır Aymina. Şimdi sıra bende. Bunu da bildim. Çok güzel. Şimdi ne kadar bildim en son bakarız arkadaşlar. Şimdi ben soruyorum. Aymina cevaplıyor. Ayminacığım hazır mısın? Hazırım. Halacığım sen de yanıma gel. Ola ki ben yanlış bir kelime, yani daha doğrusu yasaklı bir kelime kullanırsam sen de oradan beni kontrol edersin. Yok ama ben burayı bakıyorum. Heh, tamamdır. Bunu Aymina bilemez. Ama biz sarıları şey yapıyorduk. Bunu da bilemez. Bunu geç. Evet, zor bunlar. Ben yapamazdım. Bunu da bilemez. Ama biz sarılara devam edelim. Evet. Bilemezmişim. Bunu zannetmiyorum. Yok o hiç duymadı pardon. Aymina bu çok güzel. Şimdi sen iftarda bir şeyler yiyorsun değil mi? Yedikten sonra böyle şişiyorum. Şişiyorsun tamam. Şişince yani ne olmuş oluyorsun sen? Patlıyorum. Yani ay çok teşekkür ederim ben. Doydum. Doydum. Doy. Sonuna bir ek getirmen gerekiyor. Afiyet olsun. Hayır hayır. Öyle değil. Doy. Doy tamam. Doy. Doydum değil de. Doy. Hani kelime olarak söyle bunu bize. Bir ek getiriyor. Ay bulamadım ya. Hani mesela atıyorum ağla. Ağlamak. Doy. Mak. Doymak. Evet tamam. Evet. Aymina. Teşekkürler. Bunu Aymina bilemez. Asuş. Ha, yok onu sarılardan devam ediyoruz. Ha, bu da çıkmıştı. Bana çıkmıştı bu. Evet. Ama onu neden koymadık? Şimdi dedelere, babaannelere ve yaşlılara nasıl davranmamız gerekir? İyi, güzel. Başka? İyi güzel. Aymina hani mesela dedeni neyse ben konuşmayayım. Dedeni vardı. Hani mesela böyle dedenin böyle mesela işte elini öpersin falan. Sen ona aslında ne duyarsın? Dur hava saçımda. Sevgi. Sevgi duymak. Biraz türet bunu. Sevgi. Merhamet. Bir şey duymak bu. Sana yok yok. Aynen biraz daha kitap oku tamam mı bu videodan sonra. Mesela şöyle söyleyeyim ben sana. Bunu bilmelisin. Niye bilmelisin? Ben birazcık elimi alayım. Şöyle büyüklere şey küçüklere sevgi, büyüklere ne duymak gerekir? Büyük küçüklere sevgi. Bütün kitaplarda yazıyor Amina. Büyüklere küçüklere sevgi. Sevgi. Büyüklere. Yeri ne? Seyre başlıyor yine. Ay asla bilemedi. Saygı. Saygı. Ben söyledikten sonra saygı. Saygı, saygı. Öyle olmuyor. Bak şimdi. Bu bir baharat. Arkaya geçme yanımıza gel. Yanımıza gel. Bu bir baharat. Tamam mı? Bunun böyle ağza dokunduğunda böyle ne olursun? Yandım. Yanarsın. Bu baharatın adı ne? Ha buldum. Kırmızı. Kırmızı? Kırmızı. Acı biber. Hayır, kırmızı. Baharat. Kırmızı.
Ne demiştin sen? Acı dedin, sonra bir daha bir şey dedin. Acı? Baharat. Acı? Diğeri. Bir şey demişler. Bu sebze. Sebze. Sen yemiyorsun hatta onu. Ben... Çok acı geliyor sana. Acılı ketçabın üstüne. Çok acı gelen şey ne sana? Çok acı gelen. Biber. Biber. Kırmızı. Biber. Evet. Çok şükür. Aymış, kesin kitap okuyorsun. Ama hala iki tanesini bilememiş değil mi? Son bir tane o zaman kaldı. Kaç tane? Bu 4 dakika bunu, geçmiş. Aslında bu adamı biliyorsun ama şey yapamazsın. Münir Özkul'du. Yani onu kesin izlemiştir ama. Yani. Hiç izlemedim. Şey çok iyi bir adam. Evet. Bunu da bilemez. Tabii Aymina'ya. Bu arada Aymina'nın adını ben koydum arkadaşlar. Aymina çok güzel bir isim. Şöyle anlamı, cennetteki en güzel huri demek. Gördüğünüz gibi zaten çok güzel. Benim ismin anlamına hiç bakmadım. Asude mutlu olan demekti. Ben öyle hatırlıyorum. Ben hep mutluyum zaten. Sen de çok güzelsin. Teşekkür canım. Böyle. Sevgi, şimdi... böyle sevgi kelebeği. Bunu da asla bilemez. Tamam, şunu bilir. Şey, hani asla şimdi bilemez bu, diyorsun ki sonradaki Aycan gibi. Sen şeysin ya hani, bir şey istiyorsun. Senin mesela tabletin var. Hı-hı. Sen var. Okula gittiğinde tabletin bir küçüğünü istiyorsun. iPad mi? Tabletin küçüğü iPad mi? Hayır, diyorsun ki hatta hala sen işte kullandıktan sonra bana verir misin? Babaannemin neyi var? Hep oradan bir şeyler bakıyorum. Büyükler kullanır ya bunu. Aha. Ne bu? Sende çok hevesin var. Sende de olsun istiyorsun. Hayır, elektronik bir şey. Elektronik. Parmaklarda ne bakıyorsun? Elektronik. Tabletin küçüğü. Tabletin küçüğü. Senin iPad'in var ya mesela. iPad'in küçüğü. Bilgisayar, tablet, bir şey. Bilgisayar, tablet, sonra... Birini aramanı sağlıyor yani. Daha telefon. Evet, çok şükür. Çok bildim ya. Şimdi bugünün kahramanları tabii ki sevgili Asude ve sevgili Aymina. Aslında Aymina bana o kadar tatlı bakıyor ki. Şimdi aslına bakarsanız keşke bu videoyu 23 Nisan'da falan hani yetiştirip de çekseydik. Ama o zaman çekememiştik. İşte hani evdeydik falan böyle. O yüzden çekememiştik. Şimdi geç gelen bir 23 Nisan videosu da diyebiliriz buna. Son kez benim takipçilerime bir şey söylemek ister misin Asuşum? Evet. Halamın takipçilerini çok seviyorum. Buradan bütün geçen 23 Nisan bütün çocukları kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz olacak. Bu arada şimdi de sıra Aymina'da. Aymina'cığım, sen benim takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Hepinizi çok seviyorum. Halamın takipçilerini de seviyorum. Hem de çocuklarınızın da 23 Nisan'ını kutluyorum. Geçti ama gene de şimdi kutluyorum. Hepinizi iyi iftarlar. Diyor ki hepinize iyi iftarlar. Şimdi tabuyu çok seviyorsunuzdur eminim. Arkadaşlarınızla oynamışsınızdır. Yani ben de dehşet oynuyordum. Çok da iyiydim. Tabii biraz şimdi körelmiş olabilirim. Şimdi yeğenlerimle oynamak istedim. Yani Asude hiç fena değil bu arada. Gerçekten hani güzel de anlattın sen bana değil mi? Evet. Yani gerçekten güzel anlattın. Bir dakika ya, anlattın sen bana. Anlattın. Hatta ben annemle baktım arkasına. Evet. Tamam, biz unuttuk. Şimdi yani böyle ki. Videoyu artık ufak ufak sonlandırıyorum. Yeğenlerimle bir içerik çekmek istedim. Sakarya'dayım biliyorsunuz. Hep beraber buradayız ailecek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada yeni bir oyun oynamamı isterseniz eğer ki yeğenlerimle. Ben zaten çok keyif aldım onlarla içerik çekmekten. Bu arada yeğenlerim de ilk video. O yüzden tekrardan çekeriz değil mi Aymina'cığım? Evet, çekeriz. Evet. O zaman çok anlamış gelirim. Söyle. Etrafta hastalıklar var. COVID-19, korona var. Kendinize çok iyi dikkat edin. El sağlığınıza ve temas etmemeye çok dikkat edin. Şeyler arası yolculuklar etmeyin. Teşekkürler. Evet, toplumsal mesajımızı da verdik tabii ki. Asuşum, sana çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Oyunumuzu nasıl buldunuz? Yani Survivor'ın anlat bakalımı aslında Türkiye'deki tabu. Haliyle biz de tabu oynadık. Yani anlat bakalım oynadık. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı da unutmayın. Çok doğru söylüyor.